ki? Öğrenci temsilcisi ben olacağım. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Göreceğiz. Görüşeceğiz. Seçim kampanyaları başlasın o zaman. Başlasın. İyi olan kazansın. Kazansın. Kızlar, acil bir toplantı yapıyoruz. Hadi hadi. Arkadaşlar, biz de burada toplanıyoruz. Toplanalım. Toplanalım. Tamam. Gel kızlar. Pedek, nasıl bir strateji uygulayacağız? Öğrenci temsilcisi kesinlikle sen olmalısın. Evet. İsteklerimizi erkekler her zaman saçma buluyorlar. Ama eğer sen olursan istediğimizi yaptırabiliriz. Özellikle de haftanın bir günü serbest kıyafetle gelme olayını. Haftanın bir günü serbest kıyafet mi? Evet. Süper. Eğer öğrenci temsilcisi olursam ilk bunu gerçekleştireceğim. Kızım süper bir haber. Pedek, kesinlikle seni destekliyorum. Mersi canım. Evet Özlem, yaz bakalım. Bir. Haftanın bir günü serbest kıyafet. Ayda bir konserler. Zına, manga, Mor ve Ötesi ve darbiceleri. Delisin kızım. Bunu nasıl yapacaksın peki? Siz orasını bana bırakın. Eğer oyunuzu Selim Ertürk'e verirseniz dersliklerden birinde sadece bilgisayarlar olacak. Harika. Oley. Ve sınırsız oyun oynama hakkını elde edeceksiniz. Oley. Oley. Benim oyun Selim'e. Benim de. En büyük temsilci. Bizim temsilci. Büyük başkan. Büyük başkan. Selim başkan. Büyük başkan. Tek. Ayrıca hepinizin astroloji haritası çıkartacağız. Ve bitmedi. Yükselen burçlarınızı da öğrenebileceksiniz. Eğer oyunuzu bana verirseniz seçildiğim zaman hepinize birer dudak parlatıcısınız. Benim oyun Pete, kesin Pete. Evet, benim oyun da Pete. Pete. Aferin Maviş, halkı nasıl gale ayağına getireceğini biliyorsun. Seçim boyunca yanımdan ayrılma, sağ kolumsun ona göre. Tamam. Evet, şimdi verdiğimiz vaatleri dövizler halinde her yere asalım. Hadi iş başına. Tamam. Evet. İnanabiliyor musun? Bedavadan astroloji haritamızı çıkartacaklar. Ya ben dudak parlatıcı zatava oldum. Annem asla aldırmıyor. Çok güzel. Süper. Emre, oyunu kime vereceksin? Tabii ki Selim abime. Selim abi, Kate'ye de getireceksin değil mi okula? Tabii. Getirecek. Emre baksana. Kızların neler planladıklarını biliyor musun? Belki Yağmur falan söylemiştir ha? Yok, vallahi bilmiyorum. Bir dakika. Aklıma parlak bir fikir geldi. Şimdi peteklerin önünde ikiniz kavga falan edeceksiniz. Emre, ben sana oyumu vermiyorum falan diyecek. Kızlar seni kendi tarafında bilecek. Sen de onların planlarını gelip bize anlatacaksın. Casusluk mu yapacağım yani? Gizli ajan diyelim şuna. James Bond gibi mi? Aynen öyle. Hadi başla Emre, geliyorlar. Ya adı ne ya sizin getireceğiniz futbolculardan? Oy benim değil mi? İstediğimi veririm. Ne yani? Pete'ye mi oyun? Yani beni satıyor musun? Nasıl görüyorsan öyle. Akraba dedik, bağrımıza bastık. Koynumuzda yılan beslemişiz be. Boş ver kanka. Politikanın içinde böyle darbeler de oluyor işte. Hadi yürüyün gidin. Anca gidersiniz. Emre, sen bana mı oy vereceksin? Tabii. Güzel, gel benimle o zaman. Arkadaşlar, Emre de bizden yana. Kazanmayı garantilemek için erkekleri de kendi yanıma çekmeliyim. Öyle değil mi? Emre, sen bizim sınıftaki erkekleri PT'ye oy vermeleri için kafalamaya çalış. Tamam.
çalışma şeklinizi öğrenebilir miyim? Son anda her yere afişler asacağız. Erkeklerin bundan haberi olmamalı. Yoksa aynısını onlar da yapar. Ayrıca promosyon hediyelerimiz olacak. Dudak parlatması, toka falan. Sakın ağzından kaçırayım deme. Baksanıza aklıma ne geldi. Emre, aslında açıktan açığa bana oy vereceğini söylemen çok yanlış oldu. Şimdi gidip onlara bana oy vermekten vazgeçtiğini söyle. Neden? Çünkü onların oy toplamak için yapacaklarını öğrenip bize bilgi sızdıracaksın. Nasıl? İyi olmasın? Evet, tamam. Merak etme. Evet, anlıyorum. Ne oldu? Afişler hazırlıyorlar. Son anda her yere asıp oy toplayacaklar. Sonra dudak parlatıcısı, toka falan dağıtıyorlar el altında. Bak sen, aynen devam ediyorsun. Ha canım, evet.